Merhaba, yeni videoya hoş geldin. Bu videoda düğün hediyelerini dağıtmak için kartondan sepet yapacağız. Düğün hediyeliği yapımını izlemediysen hemen sağ üst köşeden izleyebilir ve sonra bu videoya geri dönebilirsin. Emine teyze bize nevresim hediye etmişti. Onun kutusunu kullanacağım sepet için. İstenirse ayakkabı kutusu gibi hazır kutular da kullanılabilir ya da kartondan bir kutu da yapılabilir bunun için. Sadece kutunun içine konulacak malzemeyi taşıdığına emin olmak gerekiyor. Kullanacağım diğer malzemeler orta kalınlıkta bir tel, kağıt havlu rulosu, jüt kumaş, krem rengi Amerikan bezi, süsleme için dantel ve jüt halat. Öncelikle teli kutuya geçirerek başlayacağım. Bunun için kutunun bu iki tarafını kullanacağım. Kutunun tam orta kısmını belirliyorum ki sepet dengesiz olmasın. Bu belirlediğim noktalardan teli geçiriyorum. Teli geçirdikten sonra pense yardımıyla teli doluyorum. Bu yan kısımlarını da pense yardımıyla sıkarak daraltıyorum ki pot durmasın ve sap sabit kalsın. Sapın ne kadar olması gerektiğini belirliyorum. Bu taraftan da teli geçirerek pense yardımıyla teli doluyorum ve sabitliyorum. Telin fazlalık kısımlarını kesiyorum. Şimdi teli kağıt havlu rulosuyla saracağım. Kağıt havlu rulosundaki çizgilerden ruloyu ayırıyorum. Ve ortadan ikiye kesiyorum. Önce dip kısımlarından başlıyorum sarmaya. 2 adet rulo kullandım sapı için. Sararken tutma kısmına doğru biraz daha kalınlaştırıyorum. Tüm sapı ruloyla sarıyorum. Sapı sardıktan sonra sepetin iç kısmını yapmaya geçiyorum. Bunun için Amerikan bezini kullanacağım. İki kat olarak kullanacağım çünkü tek katta kutunun içindeki renk farklılıkları belli oluyor. Kutuyu kumaşın üzerine koyuyorum ve tüm kenarları saracak şekilde 10'ar santim fazlalık bırakarak kesiyorum. Yapıştırmaya önce alt kısımlardan başlayacağım. Yine sıcak silikon kullanıyorum ve köşelerden kumaşı kutuya yapıştırıyorum. Tüm kumaşı yapıştırmadan önce bu yan kısımlardan kesiyorum. Daha sonra tüm kumaşı kartona sabitliyorum. Diğer ucundaki kumaşlara da kesik atıyorum ve kumaşın fazla kısmını kesiyorum. Diğer tarafta sabitlediğim kumaşın köşe kısımlarını yapıyorum ilk önce. Köşedeki kumaşları güzelce katlayarak sabitliyorum. Aynı şekilde kutunun diğer tarafını da yapıyorum.
Şimdi kutunun uzun taraflarını sabitleyeceğim. Kumaşı güzelce katlayıp bir köşesini sabitliyorum. Bu video hata verdi. Kameranın pili çekim sırasında bittiği için. Köşesini sabitledikten sonra telin olduğu kısımdan kumaşa kesik attım ve tüm kumaşı teli örtecek şekilde sabitledim. Ayrıca kutunun alt tarafına da aynı şekilde kumaş yaptım ve alttan eklediğim kumaşı tam üste kadar getirmedim. 1 santim bu şekilde boşluk bıraktım. Sepetin sap kısmı için yine Amerikan bezinden bu şekilde şeritler kestim ve bu şeritleri sap kısmına sarıyorum. Yapıştırırken sıcak silikonu hep sapın iç kısmına sıkıyorum. Artık sepetimizi süslemeye geçebiliriz. Öncelikle sepetin kenar kısımlarıyla başlıyorum. Jüt kumaşımı kullanacağım bunun için. Kalın jüt kurdeleler de kullanılabilir bu kısımda. Kumaşın bu kenar kısmını kullanacağım ki sökülme olmasın. Sepeti çerçeveleyecek uzunlukta jüt kumaş kesiyorum. Kutu 10 cm kalınlığında olduğu için 10 cm kalınlığında kesiyorum kumaşı. Bu şekilde kumaşı ikiye katlayarak sepete sabitleyeceğim. Böylece sökülmeyi önlemiş olacağım. Sıcak silikon yardımıyla kumaşı ikiye katlayarak yapıştırıyorum. Jüt şeriti sepete sabitlerken ufak bir kısmını köşe kısmın biraz öncesinden başlatarak sabitliyorum. Kumaşın alt kısmı kutuyla aynı hizada olmalı. Jüt şeridi kutunun tüm çevresine sıcak silikon yardımıyla sabitliyorum. Son kısma geldiğimde yine sökülmeyi önlemek için kumaşı içe doğru katlayıp sabitliyorum. İkinci jüt şeriti sabitlerken kutunun üst tarafıyla aynı hizada olmasına dikkat ediyorum. Sap kısmı için iki farklı kalınlıkta halat kullanacağım. Halatın uç kısımları bu şekilde çözülmüştü. O yüzden bu şekilde kullanmaya karar verdim. Püskülleri sıcak silikonla sabitliyorum önce. Daha sonra halatı aralarda sıcak silikon kullanarak sap kısmına sarıyorum. Bu kısma kadar sardıktan sonra halatı keserek iç taraftan sabitliyorum. Aynı şekilde sapın diğer kısmını da kalın halatla sardım. Bu orta kısmı için daha ince olan halat ip kullanacağım. Diğer halatı kestiğim kısımdan ince olan halatı sabitliyorum ve sarıyorum. Bu ince halatı daha önceden kesmiş olduğum için bu kısmı açıkta kaldı. Neyse ki daha ufak bir parça kesik olarak vardı elimde. Açık kalan kısma hemen ek yapıyorum. Kestiğim ince halatın ucunu kalın halatın ucuyla birleştirip sabitliyorum. Sepetin bu üst kalın kısmına da halat eklemek istedim. Sepetin sapının dibinden kalın halattan yapıştırmaya başlıyorum ve sepetin tüm çevresine uyguluyorum.
Sepete son olarak dantel ekleyeceğim. Yine jüt şeritleri sabitlediğim yöntemle kurdeleyi sepetin üst tarafına sabitliyorum. Ve sepetimiz hazır. El emeği ürünleri el emeği ürünle dağıtabiliriz. Yeni videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.